Şu anda Aydın Söke Bağrası'ndayız. Burada çok güzel tavuk ve horozların olduğunu duyduk. Bunların da sahibi Mevlüt Çiftçi Bey'le bir konuşalım istedik. Mevlüt Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi Mevlüt Bey, yani biz gördük tavuklar, horozlar maşallahı var. Nedir bunların hikmeti? Bunlar yumurta ırkı. Etlik, yumurtalık diye geçiyor kombine. Astrolop. Şov astrolop diye geçiyor. Hem yumurtasından hem civcivinden faydalanıyoruz. Peki şimdi Mehmet Bey, siz bu hani bu hobi olarak mı başladı, yoksa bunu ben bir yani ticari kazanca döndüreyim diye mi başladınız? Nasıl oldu? Hobi olarak merak, çocukluktan gelen bir meraktan başladı. Şimdi hobi, çoğu arkadaşlar hobi diyor ama belli bir zamandan sonra ürettiğim çıkan civcivler fazla yer teşkil ediyor. Mecburen paylaşım yapıyoruz. Yumurta, civciv paylaşımı yapıyoruz. Peki şimdi hani şurada horozumuz var mesela, şurada gördük, biz arka tarafımızda gayet de güzel yani bunlar. Zaten horozlar bildiğim kadar az çıkıyor yumurtalardan, ama nasıl oluyor bu? Nasıl seçme yapıyorsunuz? Mesela horoz çıktı 3-5 tane. Bundan nasıl seçme yapılıyor? Belli bir zamandan sonra yani ırkının özelliklerini taşıyanları ayırıyoruz. Yani görsel olarak, fizik olarak güzel olanlar ayırlanıyor. Alttan gelen civcivine bakılıyor. Kusurlu olabiliyor. Yani bu horoz güzelse civcivi güzel, yani yavrusu güzel olacak diye bir şey yok yani. Anladım. Peki şimdi Mevlüt Bey, bu hani gerçekten güzel bir şey yani. Hani burada böyle bunların içinde bulunmak da hoş bir şey. Böyle bahçesi olan, en azından bu kadar yani bir Tavsiye yeri ederim. olan, yani bunlar için nasıl, ne dersiniz? Tavsiye eder miyiz? Olur, zaten bunlar uysal hayvan. Diğer mesela bir yerli tavuk ırkımız var, Ataks. Onlar gibi değil. Onlar biraz daha şey yani. Hırçın. Daha çok böyle gezmek istiyor ama bunlar 3'e 2 yerde rahat 2 artı 1 şekilde, yani 2 artı 1 dediklerimiz 2 tavuk bir horoz şeklinde yetiştirebilirler yani. Daha uysal. Şu arkada gördükleriniz, şimdi çekim yapacak olduğumuz, onlar Gold Laser Dorpinton. Bunlar 2'şer buçuk 3'er aylıklarında. Onlar daha uysal insana göre. Peki. Bu arada horozumuz da ötüyor. Fırsat vermiyor. Bir de koca Arap. Öyle mi? Evet. Ha, isimleri var bunların yani. Evet. Koca Arap. Şimdi Mehmet Bey, bunları yani yumurtaları aldınız. Bunlar hani kuluçkaya yatma durumu oluyor mu, yoksa kuluçka makinesinde mi oluyor? Nasıl Kuluçka yürüyor bunlar? makinesinde yapıyoruz. Yani isteyen arkadaşlar da öyle sahiplendiriyoruz yani. Kuluçka. Yani bunlar diğer tavuklar gibi, yani bizim eski köy tavuklarımız gibi kuluçka yapmazlar. Yastalarda yalancı burk oluyorlar. Onlar da yumurtayı telef ediyor. Kırıyorlar yani. Sonuna getiremiyor. Da biraz yani sabırsız galiba. Kalk kalkmıyor yani. Peki. Mevlüt Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten değerli izleyiciler, yani çok hoş bir ortam. Eğer böyle imkanı olan varsa, gerçekten Mevlüt Bey de tavsiye etti. Yani biz de tavsiye ederiz. Yani çok hoş bir durum bu. Hem böyle zaman ve meşgale edinmiş olursunuz, hem de yumurta ve tavuk üretmiş olursunuz. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.